Merhabalar arkadaşlar, Frogames hoş geldiniz. Ben Merhaba abi, bugün yepyeni bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar. Bugün oyun oynayacağım. Bugün gene farklı bir şey yapacağım. Neden şu sıralarda çok farklı bir şeyler yapasım var yani. Her zaman oyun videosu çekmek istemiyorum. Çünkü azıcık da farklı konseptlere kayalım zaten. Siz de bunu istiyordunuz. Her neyse. Bugün arkadaşlar bana sosyal medyada yaptığınız bazı yorumları okuyacağız. Önceden YouTube'daki bazı yorumları okumuştum. Ancak bu sefer arkadaşlar öyle bir şeyden farklı. Şu telefonumu sessiz alayım bir dakika. Ondan daha farklı arkadaşlar, dediğim gibi böyle Facebook'um, Twitter'ım ve Instagram hesabımdaki bana gelen yorumları okuyacağız arkadaşlar. Yani kendi şahsi profilime gelen, bir de sayfaya mayfaya ya da kanala gelenler de değil. Siz de böyle farklı şeyler istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi neyden başlayalım arkadaşlar? Instagram'a başlayalım. Bildiğiniz üzere ben Instagram'ı çok aktif kullanıyorum. Hemen hemen her gün veya her iki günde, en kötü her üç günde bir fotoğraf paylaşıyorum ben arkadaşlar. Daha geçenlerde de 100 bin takipçi ulaştık. Siz de takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz beni Instagram'dan. Şimdi son fotoğraftan başlayalım. Bir gün önce paylaşmıştım ben bunu. 120 yorum gelmiş. Şöyle aklımda kalan birkaç tanesi var. Onları okuyacağız birlikte. Özellikle benim burnuma çok eleştiri geliyor. Mesela burnun çok büyük brother demiş. Abi burnun çok büyük brother nedir ya? Abi lokumun bir gününü bir yıldır bekliyorum, hala çekmedim. Evet, çünkü onu çekmek düşündüğüm kadar kolay değil yani. Niye? Halen daha kafamda işi oluşturamadım, ne yapabilirim, nasıl yapabilirim diye. O şey değil yani. Burnunu çek de fotoyu görelim demiş. Pislik misiniz birader ya? Allah Allah, ne olmuş, büyük bir burnum varsa ne olmuş yani? Allah Allah. Sizinkisi abi bu kadar diye kıskanmayın benim büyük burnumu. Mal demiş bir tanesi, eyvallah. Merve abi, annen seni kız mı sanmış da Merve koymuş. Abi ciddi olamazsın ya. Neden böyle bir yorum yapar bir insan? Mervan abi deyip sonra Merve koymuş. Allah'ım yarabbim, nasıl bir mizah anlayışı bu? Abi kedinin rüyamda bana saldırdı. Çok mu hayalini kurmuş lokumun, anlamıyorum ki. Merve abi, kedi senden tatlı çıkmış, kusura bakma. Bu arada kediyi o kadar sıkmışsın ki kedinin varlığına Joyce gibi gözleriyle hep mi diyor. Bir de televizyon kırmaya deniz gidiyor. Abi çok iyi ya. Aslında ben burada lokumu çok sıkmadım yani. Şöyle kolumun şurasına oturttum kediyi. Böyle tutarken de onu sevdim. Böyle hep yaparım ben bunu çünkü lokuma. Bir de o televizyon kırma muhabbetini bilmeyenler varsa Turgut abi tarafından sağlam bir şekilde işletildik. İzlemeyenler varsa Turgut abinin kanalından onu da izleyebilirsiniz. Bir tanesi demiş ki hepsi de çoluk çocuk izleyici kitleni şey diyeyim, senin çocuk soytarısı. Şimdi hemen profiline bakmak istiyorum. Allah aşkına bak. Muscle boy. Faded. Faded ne lan? Professional gamer Skrillex. Ya Allah aşkına, maksimum şöyle bir bakıyorum da 17-18 yaşındadır. Maksimum. Daha fazlası çok zor arkadaşlar. Yani buradan bakınca ben bu kadar görüyorum ama ya 17-18 yaşlarındaki bir insan buraya professional gamer yazmaz. Yani buraya muscle boy yazmaz. Daha ergenliğini yaşayan çocuk gelip benim izleyici kitlene şey diyeyim diye küfür ediyor. Ya bu nedir ya? Hiç mi bir insan ilk önce kendisine bakmaz da kendisinde gördüğü eksiklikleri gidip başkasının şeyine vurmaya çalışır yani? Adam kendi açığını veriyor resmen. Şimdi fark ettim, burnun çok büyük. Pislikler ya. Pekala, birazcık da Twitter'a bakalım ne var ne yok. Mesela ben geçenlerde arkadaşlar rüyamda Galaxy S7 alıyordum nedense ve Snapchat hesabı açıyordum. Yani sırf Snapchat açmak için Galaxy S7 aldığımı hatırlıyorum. Nasıl bir rüyaydı ben de bilmiyorum. Bunu Twitter'a yazdım mesela arkadaşlar. Bir tanesi demiş ki benim rüyamda sen otobüs şoförüydün, okuldan eve bırakıyordun, kafasını camdan çıkaranlara bağırıyordun, ağlayarak kalktım o güneş. Yani benden de ne otobüs şoförü olur var ya Allah'ım. Mesela geçenlerde şey paylaştım, bunu ne zaman paylaşmışım ama ben 5 Ağustos. Şerefsiz lokum ısırmış yine kopartmış gibi kablomu daha dedim. Çünkü harbiden şerefsiz lokum ısırıp kablomu koparttı gene. Telefonumun şarjını bilgisayardan yapıyorum. Yorumlar çok güzel, ne yapacaksın sokağa mı atacaksın demiş. Şunu ben paylaşmıştım, bunu gelip bana atmışlar. Tekrar ayakkabı dolabına ben çıktım, yere ben işedim. Sana uyurken kolunda ben atladım, ne yapacaksın, evden mi koyacağım? Abi efsane ya. Mesela şu motor fotoğrafımın altına gelen yorumlara bakalım. Arkadaşlar Mervan biraz karışık yazsa da ben olayı çözdüm, help me yazıyor. Kesin başına bir şeyler geldi galiba, motorla kaçırıldı. Hatta o bagajı çıkarmamasını da kaçıranlar diye olabilir. Şimdilik bu kadar. Yeni gelişme ve yapıcı olunca sizi tekrar bilgilendireceğim demiş. Ve burada HELP mi? Help me. Pislik ya. Millet artık böyle help me yazı çıkartacak yer arıyor. Bir de şu bagajı çıkart diyen bir dünya insan var. Şu bagajı çok taktılar. Yok şeymiş falan filan, bak. Hatta böyle boş zamanlarında koruyucu olduğun bir insanlardan saklıyorsun diyenler vardı. Bulamadım şimdi ama bagajı çıkarttım arkadaşlar. Bir süre bagajsız kullanacağım. Bir bakayım öyle nasıl olacak. Aa, bir tanesi lokumdan o fotoğrafımızda demiş ki herkes kediyi yiyor ama bence Mervan daha karizma demiş. Adam gibi bu adam. Adamsın Gökhan. Aa, bu çok efsane. Kuzeyim'in attığım ilk moto vlogumda bir tanesi demişti ki
Aziz Yıldırım'a gönderme yapıyorsun sandım abi. Moto Vlog hani motor vlog değil de Moto Vlog diye yazılıyor ya. Aziz Yıldırım'ın o muhabbetinde bilen bilir. Ulan ya, buna da gülmüştüm ilk okuduğumda. Mesela geçen haftaydı galiba, 28 Temmuz'da ben bisikletimi arkadaşıma verdim, arkadaşa bisikleti bıraktım bildiğiniz üzere. Oğuz demiş ki inşallah seyle götüne kaçar. Pislik. Abi bu çok efsane. Piknik yapmaya gidiyoruz arkadaşlarla, ailemle falan. Ay abi bu nedir? Abi nedir? Nasıl bir inceyi görmektir bu lan, dur. Abi harbiden yani adam şuradaki şeyi almış buraya koymuş, ayrı bir dünya çıkmış orada, bu nedir ya? Bir tane de lokuma caps yapmış. Tipo bak şapşal ya. Böyle yorumlarımda arkadaşlar bazıları tartışma çıkartıyor, bazıları böyle bilgili soruyor, başkaları da cevaplıyor falan. Mesela benim motorum 150 cc'lik ve A2 ehliyet lazım. Özellikle bunu bayağı bir soruyorsunuz. A1 mi A2 mi lazım diye. 100 miydi? 110 cc ve üzerinde A2 ehliyet lazım arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam yani A2 almanız lazım sizin bunun için. Bayağı bir şey yazanlar var. Sadece kask almışsın. Nerede senin montun, pantolonun, eldivenlerin falan filan. Montum var ama henüz giymiyorum çünkü biraz büyük oldu. Onu halletmem lazım arkadaşlar. Eldiven de daha almadım ama dizliklerim falan filan da var. Abi çok yakışıklısın ve çok havalısın. Motor da yakıyor, süper süper. Eyvallah Ömer. Halbuki aslında benim boyum uzun olduğu için arkadaşlar, yani şöyle söyleyeyim, bu naked'lar arasında hemen hemen en büyük kasaya sahip motorlardan birisini almışım. Böyle YBR'miş, CBF'miş, benim altım da ufacık kalıyorlar. Ama şimdi CBR'lardan bahsetmiyorum. CBR hayvan gibi motor ve onun küçüklerini almaya değecek bir motor değil o. 125'liğini almaya değmez. Ve bu motor arkadaşlar naked'lar arasındaki en büyük kasaya sahip. Ona rağmen sanki böyle bir altımda küçük kalıyormuş gibi hissediyorum. Bir de şimdi siz görmediniz ama ben bunu bagajına söktüm. Motor bagaj motoru büyük gösteriyor. Ben bagajı söktüm, daha da küçük duracak şimdi. Yani siz niye onu sökmemi istiyorsunuz bu kadar anlamadım. Ama gene de bayağı bir yakıştıran var ya. Çok teşekkür ederim onun için de. Tipine sıçam senin göt başı. Aa gerek yok canım yazmış biosuna. Of, kaç beygir diye soran olmuş mesela. Bu 17 beygir arkadaşlar benim motorum. Yani CC'sine göre beygir bayağı yüksek. Çünkü dediğim gibi CBF 150 var, YBR 125 var. Onlar 9 beygir falan bildiğim kadarıyla. YBR 9 beygir, CBF tam bilmiyorum ama bu 17 beygir bayağı iyi o konuda yani. Her ne kadar fark ediyor, maksimumuzda çok bir şey fark etmiyor ama çekişte onu hissediyorsun. Merhaba abi, sen biraz kilo almışsın ama emin ol böyle çok daha yakışıklısın demiş. Aslında tam tersi arkadaşlar. Ben son zamanlarda yemeden içmeden bayağı bir kesildim, iştahsızım ve kilo veriyorum. Yani neden bilmiyorum ama yemek yiyemiyorum ben son zamanlarda. Karnım acıkıyor, gene yiyemiyorum. Çok sinir bozucu bir durum. Yani midem guruldu ama gırıldıyor ama yemek yiyememek çok garip bir duygu yani. Sinir bozucu. Aha, golf alsan o da yakışırdı demiş ama inşallah belki bir gün. Boş zamanlarında kuryelik yaptığını yeni öğrendim demiş. Pislik ya. Sepet hoş durmuyor demiş. Onun adı sepet değil. Bagaj, çanta. Sepet ne lan? Sepet sepettir yani, o hiçbir şekilde sepete benzemiyor. Ama küçümsediniz be, aman çok da işime yarıyordu yani. Kilitimi onun içine koyuyordum, ruhsatımı onun içine koyuyordum, sırt çantası taşımıyordum. Motoru bir yere bıraktığım zaman kaskımı onun içine koyuyordum. Çok da işime geliyordu her şekilde. Tabii ki de şaka yapıyorum arkadaşlar. Düşüncelerinize önem veriyorum. O yüzden çıkarttım. Birazcık da bu şekilde bir süreyim istiyorum. Ve kazasız belasız kullanmamı isteyen yüzlerce de yorum var arkadaşlar. Hepinize bu tip yorumlardan dolayı çok teşekkür ederim. Ben videoyu burada noktalayayım arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Böyle bazı yorumları okuyalım dedim. Böyle farklı bir şeyler olsun. Konsept değişsin azıcık böyle. Eğlenceli bir içerik sunmak istedim size. Daha fazla için dediğim gibi bu tarz şeyler için videoyu beğenebilirsiniz. Gene bunu YouTube'daki yorumlar için de yapabilirim. Ancak bu sefer iyi yorumlar için yapabilirim. Yani hoşuma giden yorumlar için yapabilirim. Bildiğiniz üzere şu ana kadar hep böyle eleştirel yorumlara karşı bir şey yapmıştım. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone de olmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Gamers. Gamers. Anlam farkı çok büyük. Gamers. Hadi yapalım. Bir dakika. Ne diyeceğim? Ellerine ver hemen. Evet aynen öyle, bak izlemişim ya. Bir dakika. Forever Games hoş geldin. Forever ne? Forever. Forever Game. Allah'ım ya, bu söyleyince dolaşıyor. Bak. Forever Games. Gamers. Gamers. Merhaba arkadaşlar, Forever Game. Gamers'a bak. Eğer Forever ne var? Evet, eğer Forever Games dersen sonsuza kadar oyunlar olur. Gamers dersen oyuncular olur. Anladın mı? Ha, gamer.